Haydi. Paşa Hazretleri, Hatice Sultanımız sizi Asbahçe'de bekliyor. Size sarayımızda veda edip öyle revan olacaktım orada. Bu bahçenin her bir yanında ayrı gözyaşım var benim. Ama bugün size bir müjdem var. Size ait. Kalbimden gayrı bir şey daha taşıyorum. Bebeğim İbrahim. Sultan. İbrahim. İbrahim yavaş. Yavaş. Seni hasretle bekleyeceğiz. İbrahim Paşa Hazretleri, limanda bizi bekleyen ulaklar bir mektup getirdiler. Payitahttan mı? Hayır paşam, Kahire'den Kadızade Mehmet Bey göndermiş. İbrahim Paşa Hazretleri, yüce padişahımızın fermanı tarafıma ulaştı. Lakin siz değerli paşamızı bekleyemeden duruma müdahale etmem icap etti. Aksi halde Ahmet Paşa gerekli tedbirleri alıp kuvvetini artıracaktı. Epey uğraştıktan sonra Memlük beylerini ikna ederek yanımıza çektik. Hediyeler, bahşişler dağıttım. Sonunda hain Ahmet Paşa ve beraberindekiler Kahire'de hamamda zevkü sefa içindeyken harekete geçtik. Ahmet Paşa, Sultan Süleyman'ın adaletinden kaçabileceğini mi sandın? Seni vezirim ilan ettim. Önüne altınlar yığdım. Karşılığı bu mu olacaktı? Devleti âliyeye ihanet edeceğime şerefimle ölmeyi yeğlerim. Sultan Süleyman Han'ın fermanıyla devleti âliyeye ve yüce hünkârımızın iradesine karşı düşmanlarımızla işbirliği yaptığınız için ihanet suçundan idamınıza karar verilmiştir. Ahmet Paşa kellesi alınmak suretiyle bertaraf edilmiştir. Mısır'daki dilliğin ve düzenin tesisi için siz değerli paşamızı beklemekte olduğumuzu hürmetlerimle arz ederim. Mısır bizi bekler. Hünkârım. Rahatsız ediyorum lakin önemli bir havadis vardı. Hayırdır Sümbül'e? İnşallah hayırlı haberlerdir hünkârım. İbrahim Paşa'dan mektup gelince tez elinize ulaştırmak istedim.
Hünkârımız efendimiz, hürmetle ellerinizden öperim. Size hayırlı havadisleri yazmanın saadetini yaşamaktayım. Rodos'ta bulunduğum esnada Kadızade Mehmet Bey'den mektup geldi. Hain Ahmet Paşa ve ona bu isyanda destek veren beylerin kelleleri alınmış. Mısır'da isyan bastırılmış. Ben denizle Kahire'ye doğru ilerliyorum. Sultan Süleyman Han Hazretlerinin iradesinin tecelli etmesi, huzurun, asayişin sağlanması tek hedefimiz. Sultanım, büyük bir denizin ortasında yazıyorum size. Etrafım sonsuz bir sessizlikle kuşatılmış. Aniden tepemizde bir kuş sürüsü beliriyor. Karaya bu kadar uzak mesafede uçan bir kuş sürüsü. Ben hayalimdeki siz deniz kızını beklerken kuşlar. Bunlar nereye uçuyorlar acaba? Simurg olabilir mi bu kuşlar? Zümrüt-ü Anka kuşları Kaf Dağı'nın ardındaki hakikati bulmaya kanat çırpıyorlar. Aşk denizinden geçip ayrılık vadisine mi varacaklar? Ben de size kavuşmak için kanat çırpan Simurg oldum. Beni esirgeyen, şefkatle saran kanatlarınıza yüz sürsem. Kalbinizin her atışını duyduğum gerdanınıza Simurg olarak konsam. Orada son nefesimi versem. Siz Buse'nizle yeniden can verseniz bu yorgun kulunuza. Hakikatin bizde tecelli ettiğini anlatsanız. Serin uykularda teninizin kokusuyla sarhoş olsam. Hiç uyanmasak. Ta ki evladımız beşiğinden bizi çağırana dek. Paşa Hazretleri, gelişinizi dört gözle bekledik. İnce ruhlu İbrahim'den ince donanma. Hünkârım, haddim değil ama Ahmet Paşa'nın planı daha doğru. Savaş oyununu iyi kurmuş. Devlet-i Âliye'nin veziri evveli hasolu başım İbrahim'dir. Sen kimsin? Seni men ederim. Benim fikrim neyse söylerim. Söyleyemezsin paşa. Söyletmem. Ahmet Paşa bundan sonra hizmetlerine Mısır'da vali olarak devam edecek. Arzunuz üzere ibriti alem olsun diye asıldı paşa. Kaldırın artık şunu. Kellesini hünkârımıza yollayın. Ahali yeterince ibret almıştır. Fecat. Vaziyet söylediğinizden daha beter. Maalesef öyle paşam. Sokaklar dul kalmış hatunlarla, çocuklarla, aç sefil yetimlerle dolu. Memluklar kendilerine baş kaldıranları kılıçtan geçirdi. Geride kalan erkekleri ise borçlarından dolayı zindanlara hapsettiler. Ne kadar yetim çocuk, dul kadın varsa hepsini toplayın. Muayenelerini yapın, karınlarını doyurun, kalacak yerler verin. İskender Bey. Buyurun paşam.
Masrafların hepsini hazineden karşıla. Zindanlardaki garibanların hepsini serbest bırakın. Evleri ellerinden alınanların evlerini geri verin. İhtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılayın. Aileleriyle kalacak yerler tahsis edin. Celalzade. Buyurun paşam. Söylediklerimi yaz. Kadızade Mehmet Bey'e verirsin. Buyruğumdur. Tez yapıla. Bu zalimliğin müsebbibi şeyhlerin hepsinin kelleleri alınacak. İlaveten kelleleri halka teşhir edilecek. Teşhir edilecek ki hünkârımız hazretlerinin adaletine biat edilsin. Hemen harekete geçeceğiz paşam. Zindanlardaki mahkumlar salıverilmiş. Sokaklardaki kadın ve yetimler toplatılmıştır. Bu mahkumların vergi borçları silinecektir. Hepsine hayatlarını kurabilmeleri için 50'şer altın dağıtılacaktır. İhtiyaç sahibi dul ve yetimlere maaş bağlanacaktır. Defterdar İskender Paşa ele geçirilen Memlük vergi defterlerine göre tespitlerini yapmaktadır. Mısır eyaleti için yeni bir kanunnameyi hazırlamaktayız. Eksik var mı Celalzade? Yok paşa. Derhal hünkârımıza yollayın. Islahattan malumat olsun. Paşam, bizden mütemadiyen kaçan Şeyh Ali ve Bakaroğlu kabilesinin şeyhi sonunda gizlendikleri çölden Kahire'ye getirildiler. Ve emir buyurduğunuz gibi infazları yapıldı. Züveyla kapısında halkın huzurunda zalimlerin işi görüldü şükür. Bu belada def edildi hala. Şimdi yakılanın yıkılanın tamirine başlayalım. Çeşmeleri, su yollarını tamir edin. Camilerimize para yardımında bulunun. Piri Reis'e söyleyin haritalarını çizsin. İbrahim Paşa'm, geldiğiniz günden beri durup dinlenmediniz. Oyalanmaya vakit yok Kadızade. Bir an evvel işlerimi halledip geri dönmek istiyorum. Zira payitahtta bizi mühim vazifeler bekler. Sizi bekleyen sadece vazife değil elbet. Allah sultanımıza ve doğacak sabiye uzun ömürler versin. Paşam, müsaadenizle akşam bir eğlence tertip etmek isterim şerefinize. Paşa Hazretleri, padişahımız efendimizden size gelmiş paşam. Vezir-i Azamım İbrahim Paşa, yüzümü ak ettin. Senin de yüzün iki cihanda ak olsun. Haremeyn'in ve güney sınırlarımızın korumasında mühim nokta olan Mısır vilayetinde yaptığınız ıslahatı tebrik ediyorum. Devlet-i Aliye'nin mevcudiyetini, gücünü tekrar ikame etmenizi kıymetli buluyorum. Ancak artık dönme vaktidir. Payitahtta sizi mühim vazifeler bekler. Tayinlerinizi yapın ve dönün. Hünkârım bir an evvel dönmemizi emrediyor Kadızade.
Hemen başlayın hazırlıklara. Emredersiniz paşam. Nigel Kafa, korkma. Korkma, iyi misin? Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Ben de şey, odanızı havalandırmak için. Sağ ol. Hünkârım odasında mı? Odasında sizi bekliyor. Hünkârım. Neredesin sen? Gözümüz yollarda kaldı. Yeniçeri şehri yakıp yıkmış. Yolda haber aldım. Zor zamanlar yaşadınız. Yanınızda değildim. Üzgünüm hünkârım. Doğru duymuşsun. Felaketin eşiğinden döndük. Sen Mısır'dasın. Ben Edirne'deyim. Yokluğumuzu fırsat bildi hainler. Saraya kadar dayanmışlar. Hareminiz iyidir inşallah. İsyan esnasında validem, evlatlarım, cariyelerim mahzenlerde saklanmışlar. Hatice'm, kıymetli kardeşim kendi sarayında mahsur kalmış. Sultanım. Kaygılanma. Sağlığı iyi. Burada. Matrakçıyla Leo Efendi'ye borçluyuz canını. Sadece onu değil, Hürrem ve şehzadelerimi de kurtarmışlar. Hünkârım. Kötü bir şey mi oldu? Hatice'm has bahçede. Nicedir seni bekler. Siz hasret giderin. Bilahare konuşuruz devlet işlerini. Müsaadenizle. Sarayımızı ateşe verdiler. Kaçıyorduk. Düştüm.
sarayımızda. Kucağımda evladımızla karşılamak isterdim. Sultanım ağlamayın. Ben sizin akıttığınız her bir damla gözyaşı için canımı veririm. Hadi bu keder vadisinden gidelim. Mutluluk vadisine kanat çırpalım. Seymur gibi. Hoş geldiniz paşam. Nasılsın Nasuh Efendi? İyiyiz paşam, çok şükür. Leo nerede? Yarası var. Lakin hali iyidir. Hünkârımız sarayda bakılıp tedavi edilmesini buyurdular. Ben de yalnız bırakmıyorum. Sultanım hadi yukarı çıkartayım sizi, dinlenin biraz. Burada. Burada kaybettim onu. Sultan. Sultanım. Kavuştuk, ayrılık yok.